merhaba ben Edip. Birazdan ufak bir reklam seyredeceğiz. Bir belediye başkanı adayının ufak bir köyün değil, koca bir ilçenin, Eyüp ilçesine belediye başkanı adayı. Ufak bir partiden değil, büyük bir partiden. Ben partici değilim, hiçbir partiyi desteklemiyorum. Bazı partilerin güzel şeyleri var. Yani her birisinin farklı güzellikleri, felaketleri var. Yani ben eleştirirken bazıları partizanca bakıyor. Edip, sen bu partiye karşısın, o halde bu partiden. Sen öyle değil. Ben sizin gibi böyle fanatik sporcu, bir takım taraftarı falan değilim. Yani gerçeğe doğru benim prensiplerim vardı. O prensiplere göre değerlendiririm. Babam bile olsa, kendim bile olsa o prensiplere aykırı davranırsam eleştiririm. Kendime öz eleştiri getirmişim defalarca. Onun için yani ortada değerler vardır, doğru vardır, hak vardır, adalet vardır, barış vardır, özgürlük vardır. Eğer bir parti, cemaat, kim olursa olsun, devlet olsun, onları şey ettiği vakit, çiğnediği vakit ona karşı eleştiri yöneltirim. Sesimi çıkarırım, bir şeyler yapmaya çalışırım. Mazlumun hakkını savunurum, kim olursa olsun. Ama birileri iyi yaptı mı, kim olursa olsun onu tebrik ederim o şeyden dolayı. Bütün yaptıklarını değil. Onun için millet bazen mesela AKP'nin bazı yaptıkları var eleştiriyorum. Bu sefer öyle değil mi? İşte AKP'nin düşmansın, CHP'lisin. Bazen AKP'yi şey diyorum. Bu sefer CHP'liler diyor. Edip sen AKP'lisin, AKP'nin bazı yaptığı iyi şeyleri. Veyahut da CHP'nin bazı iyi şeylerini şey diyorum. Destekliyorum. Bu sefer Edip sen CHP'lisin. Eleştiriyorum. Bu sefer AKP'lisin. Millet şey o kadar şabloncu ki böyle kutulara girmiş. Herkes böyle küp gibi kafalar böyle her şey biçimlenmiş böyle. Şablonlar neyse bu çok hoş. Bunu bir şey dedim. Bundan önce bir şey göstereyim. Bir bugün birçok Twitter paylaşıyorum. Bunlardan birisi az önce paylaştım. Okay. Şunu bir görün. Ne diyoruz? Okey, felaket bir ayarı yaptım. Özür dilerim. Okey, en büyük nimet budur. Nimeti israf etmeyin. Hepsini yemek sünnettir. Hele din adamlarına ve dindar politikada yedirmek müstehaptır. Kafayı iyice sıyırın ki dibinde kalmasın. Nimettir, yazık. Karikatüristin ismini bulamadım maalesef. Yani ben başkalarının yazdığı, çizdiği bir şey olursa elimden geldiği kadar eğer bulursam bunun ismini yazarım. Onu bulamadım. Onun için teşekkür ederim. Kimse bu. Çok güzel. Okay. Şimdi şey reklama dönüyoruz. Bu reklamı bir seyredelim. Ne diye şey diyor ad başı bu AKP adayına okay. Görüyor musunuz? Bu AKP adayına sadece Günlür demiş. Yok aslında üzücü bir olay. Yani felaket bir olay. Çünkü buna eğer buna oy veren halk her rezalete müstehak. Tekrarlayın. Buna oy veren halk her rezalete, her felakete müstehak. Bakıyoruz. Bak müziğe bak ne güzel seçmişler. Başarılı bir seçim. Okay. Şurada duralım. Bir araba geliyor. Ufak bir araba değil, koca bir araba. Bir sürü benzin falan harcayan. Ve yolun ortasında duruyor. Büyük bir adam geliyor demek ki. Böyle trafik falan taklığı yok. Yolun ortasında duruyor. Ve belediye başkanı buradan çıkıyor. Ben öyle bekliyorum. Değil mi? Aa, önünü ilikliyor. Ve gidiyor bir başkasını çıkarıyor. Bu aday değil mi? Ah! Burada hemen hava atıyor. Millete diyor ki sen zavallı diyor. Aşağılık herif diyor. Ben koca adamım. Bak koca bir arabam var. Yolun ortasında durdum. Ve ayrıca şoförüm var. Senin şoförün var mı? Yok. Ve bir de şoförüm böyle duruyor. Yolun ortasında. Önünde ilikliyor. Çünkü ben büyük bir adamım. Büyük bir adam. Sen reayasın. Aşağılığın tekisin. Hem de salaksın. Çünkü bizim din adamlarımızın anlattığı her türlü felakete, rezalete, saçma sapan hikayelere, uyduruk hikayelere ağlarsın bile. Seni o hale getirdik.
Arada bir böyle milli dini duygularınızı gıdıklıyoruz. Coşuyorsunuz istediğiniz gibi. Bak ben böyleyim. Ondan sonra kravatı var. O da ünlü. O önünü iliklemiyor. Dikkatini çekiyor. Elleriyle gösteriyor. Ben kimin önünde ölümü iliklerim? Ben büyük adamım. Yani buradaki her saniye ayarlanmış reklamcı tarafından. Ama yani buradaki ilkelliğe dikkatinizi çekeceğim. Alakasızlığa. Adam bir köyün belediye başkanlığına aday değil. Hani daha başında ufak bir köyün başkanı herhangi birisi olur. Ama bu adam koca bir ilçe, Eyüp ilçesi gibi büyük bir ilçenin milyonluk nüfusu var. Kaç milyonluk nüfusu var. Buna aday oluyor. Ufak böyle alakasız bir böyle şey, ismi işitilmemiş bir partiden de değil, bağımsız aday da olmuyor. Türkiye'nin en büyük partisi AKP'den aday oluyor. Adam belediyeyle ilgili hiçbir şey yok. Bir sözü, bir projesi, bir eleştirisi, bir önerisi, bir şey yok. Baştan sona ilginç bir şey. Ben oğlumu hatırladım ya, oğlum 5. sınıfta, ilkokulda sınıf başkanı olmak için şey diyordu, yarışıyordu diğer şeylerle. Öğretimle ilgili, okulla ilgili öneriler bulunuyor, projeler, sözler veriyordu. İşte şunu değiştireceğiz. Mesela burada yemekleri çıkmıyor, yemekleri şey etmek lazım, işte öğle yemeği düzeltmek lazım. Teneffüsler çok az, biraz daha fazla teneffüs şey edelim. Efendim sıralar, masalar işte şöyledir, bunu şey etmek için ben müdürle konuşacağım. Efendim okula işte şey için, basketbol için kapalı bir salon şey edeceğiz. Yani hayal bile de olsa en azından konuyla ilgili olarak söz veriyorlar. Ve tartışıyorlardı aralarında. Buna bakıyorsun ya, ilkokul 5. sınıf derecesinde bile değil ya. Ben sessiz konuşuyorum çünkü. Şu anda saat 1'e geliyor, gece 1. Çocuklar uyuyorlar. Genellikle bu vakitte yapmam çünkü bağıra bağıra konuşmak severim. Bu arada şunu gördüyseniz, bunu geçenlerde yeğenlerim geldiler San Diego'dan. Benim eşimin kardeşinin, yani erkek kardeşinin çocukları, çok güzel, sevimli. Bunu yaptılar bana. Ben renkleri ben istedim. Ondan sonra dedim ki bütün renkleri kullanın. Böyle hoş bir şey oldu. Plastik. Çok güzel. Şimdi dinliyoruz. Nereye gidiyor? Kurabiyeci. İyiyim. Allah Bey, çok şükür. Sizi sorunları. Çok iyi. Bak bugün gökyüzü tebessüm ediyor. Her şey yolunda mı? Bugün gökyüzü tebessüm ediyor, her şey yolunda mı? Ne kadar da böyle rolü de becermiyor. Hani en azından bunu becer. En azından biraz espri. Espri de yok. Zeka pırıltısı da yok. Ve konuyla hiç alakası yok. Belediyecilikle alakası yok. Nedir? Gidiyorsun bir tatlıcıya, gökyüzü gülümsüyor. Nasılsın? Tatlı istiyor. Oğlum, çocuklarıma tatlı götüreceğim. Bütün mesele bu. Bak, dinleyin. Daha neler var? Ne için ziyaret ediyor? Tatlı alacak sende. Hiç mi yani? Gelip adam sana yardım mı ediyor? Bir kere yardıma muhtaç birisine de benzemiyorsun. Ne biçim bir senaryo? Nedir yani? Gidiyor tatlı alıyor. Tabii ki orada hava atacak. Bak daha neler neler. Bak ben bu adamı tanımam da. Belki de bir iyi adamdır. Yani hiç tanımıyorum. Belki de iyi bir adamdır. Ama yani böyle bir reklamı onaylıyorsa, hele bu reklamda oynuyor. Zeka seviyesi, yeteneği, bilgi seviyesi konusunda bana veriyor. 10 üzerinde 1 alır. Sınıfta geçmez yani. İlkokulda bu kafayla, bu yöntemle oy almaya çalışsa, benim oğlumun okulunda 5. sınıfta oy almazdı bu adam. Bir oy almazdı. Alakan yok mu? Sen ne diyorsun? Sınıfla ne alakası var? Öğrenimle alakası var? Bizim durumumuzla ne alakası var? Böyle hava atmakla şey mi oluyorsun? Yani hemen birdenbire
en iyi aday mı oluyorsun yani? Arabayla geliyor, koca arabayla. Sokağın ortasında duruyor. Adam şoförü var, şoförünü gösterecek. Önünü ilikletiriyor. Kendisi geliyor, önünü iliklemiyor. Elleri oraya gidiyor falan. Ondan sonra tatlıcıya ilkel bir edebiyat. Yani bu edebiyat da olsa hani derim ki biraz şey olsa, edebi bir değeri de olsa. Tabii, buyurun. Bu sizin için. Bu sefer kime gidiyorsunuz? Çok tatlı bir ziyaretim var. Ufaklığa tatlı bir dönem lazım. Abdullah Bey, enerjinize hayranım. Tebrik ediyorum size. Neyin enerjisi? Ben bir enerji görmedim. Geldi tatlıcıya. Hani koşarak gelmedi. Enerji gördün mü? Bendeki enerjinin onda biri bile yok bu adamda. Benden genç. Bir arabadan hani kendi kapısını bile açamadı. Bunun enerjisi nerede? Kendi kapısını bile açamadı. Ben kendi kullandığı bir araba değil. Ben kendim araba kullanıyorum. Hiçbir vakit şoför kullanmadım. Arada bir taksiye ihtiyacım olursa ister istemez alıyorum ve genellikle yanına otururum. Yani onunla sohbet etmek için öyle arkadan konuşma. Bu adam ilginç bir mizansen şey diyor. Halk adamı mı? Bazı ülkelerde başbakanlar, cumhurbaşkanları var, bisikletle gidiyor halkın arasına. Bir Uruguay'ın mıydı? Bir başbakan, cumhurbaşkanı vardı. Böyle bir kulübede basit bir şekilde yatıyor. Bulaşıklarını yıkıyor, arabasını tamir eden bir adam. Bununla bir de Müslüman geçinir. Hava atmayı, zenginlikle hava atmayı, göbeğiyle hava atmayı, şoförüyle hava atmayı marifet zannediyor. Müslümanlık bir de konuşuyorlar ya. Müslümanlık nedir ya? Bu mudur? Hava atmak firavunluk mudur? İstikbar mıdır? Karun gibi görünmek midir? Aşağılamak mıdır insanları? Konuyla alakasız palavradan böyle edebiyat yapmak mıdır? Buna oy veren halk her rezalete müstahak. Devam ediyoruz. Önderiz her iki şeyi hitap ediyoruz. Önemli olan herkesin gönlüyle bir olmaktır. Herkes bir sevmektir. Bir de üçüncü sevre, yaratılanı severiz, yaratandan ötürü. Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü. Ve sevginizi muhaliflerinize karşı görüyoruz. Sana oy vereni herkes sever. Yani kendisine oy veren, kendisine para veren, kendisine... herkes. Yani iş mi ya? Sevgi nerede anlaşılır? Sana muhalefet yapıldığı vakit muhalefete karşı merhametle, hoşgörüyle davranabiliyorsan oradan sevgi anlaşılır. Ama en ufak muhalefete nasıl tepki gösterdiğini senin gibi adamların gördük. Gezi olaylarında. Nasıl zulmettiniz, nasıl kadınların saçlarını çektiniz ve onları bir de şey ettiniz, iftira da ettiniz. İşte camide bilmem bira içtiler, bilmem şunu yaptılar, ayakkabıyla girdiler. Adam öldürüyorsunuz, normal. Adam canı için can havliyle camiye gidiyor. Ayakkabısını çıkarmaya da vakti yok garibin. Oradan ayakkabıyla girdiler camiye falan filan. Allah cezasını versin Müslümanlığı. Yüz karası, yüz karası, yüz karası. Karunlar gibi olmayı marifet zannediyor. Hadi selametle görüşürüz. Görüşürüz Abdullah Bey. Bizim. Parasını bile vermedi. Yani düşünün, onu bile düşünmüyor. Bu kadar gerizekalıca yapılmış bir video. Yani buna bir sürü para harcamışlar, bir sürü reklamcılar. Ya tutup parasını ver ya onu, yani her şey mizansen ya. Bu mizansen içerisinde, bu rol içerisinde para vermeyi de yap. Normal bir adam orada para verir. Hediye abi, bu büyük adam. Parasını cüzdandan para verir mi? Normal insanlar gibi, senin gibi, aşağılık, reaya gibi. Ben derken lütfen kendine alınma. Seni bilmiyorum, tanımıyorum kime konuştuğumu. Ben bu adamın kafasındaki şeyi şey diyorum. Onun kafasına oynuyor. Bunun ruh yapısı o. Bir anda içinden aşağılıyor seni. Çünkü bununla senin zekana hakaret ediyor. Senin onuruna, kişiliğine hakaret ediyor. Eğer bununla senden oy bekliyorsa bu adam seni aşağılıyor. Seni aptal görüyor. Aptal yani enayi yerine koyuyor seni. Yani benim büyük bir arabam var. Ben yolun ortasında dururum. Şoförüm de var. Ve şoförüm böyle gelir, önünü ilikler, kapıyı açar. Ben giderim tatlıcıya, şöyle ilkel edebi bir şey söylerim, yüz gülümsüyor. Bu tatlıcı beni met edip durur. Tatlıyı da alırım, parasını da vermem. Çıkarım giderim, böyle biraz da böyle şark müziği falan. Ondan sonra bana oy vereceksin. Niye oy vereceğim? Belediye.
Ne alakası vardı bunun belediyeyle? Gök gülümsüyor demek. Yunus Emre'yi de bu arada istismar ettik. Yunus Emre en azından halkın adamıydı. Ne halkla ne alakası var? Kapı yine açılıyor. Çok enerjisi vardı. Kapıyı bile açamıyor. Elini de buraya yapıştırmış. Kime şey diyor? Yani havalar. İşte ben başkanım. Başkan değilsin daha. En azından hani olsan böyle millet dolansa en azından el sallarsın o zaman. Kimse yok etrafta. İşte sihirbazlık bu. Maalesef. Ben bunu kapatayım çünkü background bir şey oluyor. Bunun da background'ı siyahlatayım. Yeni bir şey öğrendim. Aha, daha iyi görünüyorum. İşte bu. Yani Türkiye'de maalesef. Yani düşünüyorum. Yani Cübbeli Ahmet adında bir müşrik en saçma sapan hikayeleri, hurafeleri, sidik içmekten kan içmeye kadar onu kutsallaştırmayı, kertenkele öldürmeyi sevap yapıyor, mürted öldürülür diyebiliyor. Her rezaleti şey diyor, neler neler. Ve bu adamın milyonlarca izleyicisi oluyor. Tam bir putperest, şeyine tapıyor. Haşa şeyinin böyle Allah olduğunu falan söylüyor. Onu tabii ki sonradan yutmaya çalışıyor ama inanılmaz. Fethullah adında hezeyancı başı. Onun da milyonlarca izleyicisi var. Hazret mazret diyorlar adam. Cahil, zır cahilin teki. Kur'an düşmanı aynı zamanda. Hadis, Kur'an'ı haşa uyduruk hadislere muhtaç görecek kadar. Böyle inanılmaz bir Kur'an düşmanı, peygamber düşmanı birisi.